Asetelleri nasıl oluşturacağımızı görmüştük. Bir aldehit veya ketonla başlayıp buna asidik bir ortamda fazla alkol eklersek asetelimizi oluşturabiliyoruz. Ayrıca dengeyi sağa doğru kaydırmak için tepkimemizden suyu çıkararak asetal oluşumunu arttırmanın yollarından da söz etmiştik. Ama diyelim ki suyun konsantrasyonunu arttırıyorsunuz. O zaman dengeyi sola doğru kaydırıp asetelinizi hidrolize etmiş olursunuz. Böylece onu başlangıçtaki aldehitinize veya ketonunuza veya alkolünüze geri dönüştürürsünüz. Eğer koruyucu grup olarak aseteli kullanmak istiyorsanız bu gerçekten faydalı bir tepkime olabilir. Hadi şimdi bir aseteli hidrolize edeceğimiz bu örneğe bir bakalım. Gördüğünüz gibi sol tarafta bir asetelimiz mevcut. Bir önceki videoda yaptığımızla aynı. Şimdi bunu hidrolize ederek elde edeceğimiz ürünleri nasıl analiz edeceğimize bakalım. Asit katalizörümüz olarak HCl'yi veya ardından fazladan suyumuzu ekliyoruz. Böylece başlangıçtaki aldehitimizi ve alkolümüzü geri kazanmış olacağız. Şimdi bunun yapısını inceleyelim. Moleküldeki şu karbon oldukça önemli. Aslında şöyle farklı bir renkle işaretleyelim. Evet, yukarıya geri dönersek işaretlediğimiz mor karbon bu karbon. Şimdi buna bir karbon da bağlı. Yani burası yukarıdaki R grubumuz oluyor. Ayrıca hidrojen de var. O da yukarıda işte burada. Hemen geriye doğru gidip R grubunun ve hidrojenin olduğu aldehitimize ulaşabiliriz. Bu iki karbonlu bir aldehit. Şimdi ürünlerimizden biri aset aldeğit. Öyleyse şuraya aset çizelim. Yani iki karbonlu aldehit ve diğer ürünümüzün de alkol olacağını biliyoruz. Şimdi asetalimizin yapısını analiz edersek ne tür alkol olduğunu bulabiliriz. Yani bu kısma bakarsak bunun alkolümüzden geldiğini anlıyoruz. O zaman tek yapmamız gereken hidrojen eklemek. Ardından alkol ürünümüzün yapısı ortaya çıkmış olacak. Burada 4 karbonlu bir alkol olması lazım. Sayalım. 1 2 3 ve 4. Altta da aynı şekilde 4 karbon var. O zaman diğer ürünümüz butanol oluyor ve elimizde bunun iki eş değeri var. Şöyle yanına karbonlarımızı da ekleyelim. 1, 2, 3 ve 4 karbon. Şimdi asetelimize bakıp onu hidrolize etmeyi ve bu kısımların nereden geldiğini düşünerek hidroliz ürünlerini kolayca bulabiliriz. Öyleyse ekranı biraz kaydıralım ve sağ taraftaki bu molekülü sentezlemeye çalışırsak bu tepkimeyi nasıl kullanabileceğimize bir bakalım bu molekülü bu molekülden sentezlemeye çalışıyorsak önce fonksiyonel gruplara bakarak bunu çözebiliriz. Sol tarafta bir ketonumuz mevcut ve buradaki ürünümüzde de keton istiyoruz. Ayrıca sol tarafta burada bir karboksilik asit varken sağ tarafta ise alkol var. Şimdi bu tür bir dönüşümü nasıl tamamlayacağımızı düşündüğümüzde alkol oluşturmak için karboksilik asidi indirgemeyi düşünebiliriz ve bunu lityum alüminyum hidrür gibi bir şeyle yapabiliriz. O zaman ilk adım olarak bunu yazalım. İkinci adımda ise ürün olarak alkol oluşturmak için alkoksit anyonu protonlayacağımız bir proton kaynağı eklememiz gerekiyor. Bunu bir adımda yapmaya çalışmanın tek problemi lityum alüminyum hidrürün de buradaki ketonu indirgemesi ve nihayetinde sekonder bir alkol oluşturmasıdır. Bu yüzden bu işe yaramayacak. O zaman yapmamız gereken ilk şey ketonu korumak. Ardından lityum alüminyum hidrürü kullanabiliriz. Öyleyse şimdi ketonumuzu asetal kullanarak koruyacağız. Sonrasında bunu etilen glikolle tepkimeye sokacağız. Yani buradaki başlangıç bileşiğimizi etilen glikolle tepkimeye sokarsak ve bir asit katalizörü kullanırsak nihayetinde bir asetal oluşturmuş oluruz. Etilen glikol, siklik asetal oluşturmak için molekülün keton kısmıyla tepkimeye girecek. Evet, şimdi sol taraftaki karboksilik asidimizi buraya koyalım. Sağ tarafta ise artık bu karbona bağlı bir oksijenimiz olacak. Diğer oksijen de şöyle. Tabii bu ikisi de birbirine bağlı olacak. Yani bu oksijenden, bu karbondan, bu karbondan ve bu oksijenden gelen siklik asetalimiz bu. Aynı şekilde buradan da işaretleyelim. Evet, asetaller basit koşullarda kararlıdır. Öyleyse şimdi lityum alüminyum hidrürü ekleyebiliriz. Bunu ilk adım olarak not edelim. Bu karboksilik asidimizi indirgeyecek. İkinci adımda bir proton kaynağı ve fazladan su ekleyebiliriz. Ve böylece alkoksit anyonlarını protonlayarak alkol ürünümüzü oluşturabiliriz. Ayrıca asidik bir ortamda fazladan su ekleyip asitalimizi hidrolize edebiliriz. Yani şuradaki siklik asetalimizi hidrolize ederek başladığımız ketona yeniden ulaşabiliriz. Böylece istediğimiz ürünü elde ettik. Bu asetali koruyucu grup olarak kullanmanın bir yoluydu. Şimdi başka bir tepkime türüne bakalım. Evet bu bir tiyo asetal oluşumu ve tamamen asetal oluşumuna benziyor. Yine bir adeit veya ketonla başlıyoruz ama bu kez alkol yerine tiol kullanacağız. Yani buradaki oksijen yerine sülfür olacak. Dolayısıyla asidik koşullara ihtiyacımız var. Tabii burada bor triflörür gibi bir şey bile kullanabilirsiniz. Bu da tepkime için Lewis asit katalizörü olarak görev yapabilir. Ve sonuç olarak ürünümüz tiyoasetal oluyor. Şimdi buraya baktığımızda aynı şekilde yine R üssü üssü grubumuz tiolümüzden geliyor ve oksijen yerine sülfür bulunuyor. İşte tiyoasetal oluşumu asetal yerine tia oluşturmak istememizin bir nedeni de tia ek bir tepkimeden geçmesidir ve bunu bu dönüşümde kullanabiliriz. Diyelim ki amacımız soldaki üründen sağdaki ürüne geçmek ve buradaki ketonu indirgeyerek şurada yer alan sikloheksan kısmının oluştuğunu görebiliyoruz. Yani keton indirgendi. Bu dönüşümü elde etmek için yapabileceğimiz ilk şey tia oluşturmaktır aynı şekilde asetal oluşumuna benzeyecek. Ama bu kez diol yerine 2 adet CH grubu yani ditiol kullanacağız. Tabii burada asidik bir ortam oluşturuyoruz. Daha önce yaptığımıza çok benzer bir siklik tioasetal oluşturacağız. Evet, halkamız şöyle. Karboksilik asit aynı kalıyor. Doğrudan halkamıza bağlı bir oksijen yerine sülfürümüz olacak. Diğer tarafta da aynı şekilde ve son olarak 2 karbon olacak. Evet yine buradaki atomları takip edelim. Bir sülfür, iki karbon, iki karbon ve bir sülfür. Burada da aynısı var. Bir sülfür, iki karbon, iki karbon ve bir sülfür. Ve işte siklik tiyaositelimiz bu. Aslında bu noktadan sonra bu bileşiği hedef bileşiğimize dönüştürmek için bir tepkime mevcut. Ve bu tepkime özel bir nikel türü içeriyor. Buna Raney nikeli deniyor. Bu bazı hidrojenleri absorbe eden ve özel detaylı bölünmüş bir nikel türüdür. Burada yapacağı şey bu karbona biraz hidrojen eklemek olacak. Öyleyse bu karbona şöyle iki tane hidrojen ekleyelim. Böylece tia indirgediğimizi ve istediğimiz ürünü oluşturduğumuzu görebilirsiniz. Yani bu buradaki ketonu molekülün bu alkan kısmına indirgemenin başka bir yolu. Bunu yapmanın başka yolları da var. Tabii bunu sentez problemleri için kullanabileceğiniz başka bir araç olarak da düşünebilirsiniz.